Merhabalar, ben Cengiz Usta. Yeni bir sıfır bağlamanın bitim aşamasındayım. Şu an hazırladım. Şöyle bir tanıtımını da yapalım arkadaşlar. Bu bağlama Mersin Anamur'dan İlhan Taşçı Beyefendi beni internetten buldu. Bana güvenip böyle bir ardış bağlama, kaliteli bağlama sipariş vermek istedi. Ben de hazırladım. Şöyle tertemiz, ayna gibi. Kusursuz bir bağlama yaptım arkadaşlar. İşçiliğiyle. Kendi geliştirdiğim işçilikler arkadaşlar. Bu gördüğünüz işçiliği ben geliştirdim. Bu çizim falan değil. Boyama değil. Bu döküm malzemesi arkadaşlar. Polyester döküm malzemesi. Yani sazın üzerine kullandığımız cilanın aynısını ben döküm olarak hazırladım. Daha canlı renkler, daha güzel duruş sağlasın diye böyle bir yöntem geliştirdim. Normalde bunu ağaç lazer kesimli ağaçlarla yapılıyor. O biraz daha renk tonu bozuk olduğu için, işçilik biraz sıkıntı yarattığı için ben bu yöntemi geliştirdim. Biraz daha temiz duruyor renk açısından. Şöyle her taraftan göstereyim arkadaşlar. Pelesenk kulak kullandım. Evet, kusursuz bir işçilik yaptım bağlamaya. Bakalım sesi nasılmış. Üzerinde fişmen olduğu için normal bağlamalardan biraz ses tonu farklı. Çünkü sahneye yönelik ses kaliteli. Yani fişmen taktığımız halde yutuk değil, tınısı var yani. Tel tınlıyor yani uzun süre. Normalde bağlamalara fişmen takıldığı zaman o ses yutulur. Fakat biraz hassas işçilikle o sorunu da çözdüm arkadaşlar. Yani fişmen takılması çok önemli. İş bu eşikte bitiyor. Bunun püf noktası, rahat alıştırmak, yani uygun alıştırırsanız bağlamanın sesini kaybetmiyorsunuz. Bir de bunu takacağınız yer önemli, fişmeni. Kimisi kapağa çok yakın takıyor. O da hem ötme yaptırır hem de kapakta kötü bir ses kulağınıza gelir. Bunun yerini tam olarak iyi ayarlamak, tespit etmek gerekiyor. Bu kenarlarından da hava kaçığı olmaması gerekiyor. Yani sıkı bir şekilde kapalı olması gerekiyor fişmeninizin. Evet, bir sesine bakalım. Bas karakterli davulu bir sesi var arkadaşlar. Tınısı güzel. Tabii teller yeni olduğu için akort hemen bozuluyor. Bir hafta çalınacak, teller oturacak. Daha net, daha canlı, gür bir ses ortaya çıkacak. Sazı daha bugün telledim. Hemen akort bozuldu. Evet, bir de cihazını kontrol edelim. Fishman marka akort cihazı bir Fishman taktık. Üzerinde midi, bass, treble, bir de Fishman'ın kendi karakterini fonksiyonu meydana getiren, buradaki midleri kullanan bir tuşu var. Hem iptal edebiliyorsunuz hem buradaki derinliği kullanabiliyorsunuz. Burada istediğiniz kadar volümü açın, ötme yaptırmıyor arkadaşlar. Şu an telleri de bıraktım. Normalde sahneci arkadaşlar bilir. Teli bıraktığınız zaman saz öter. Normalde ustalar der ince kapak takınca bu ötme olur. Arkadaşlar bunun üzerindeki çift kapak tel. Çok ince bir kapak. Hem kuru çalımda ses performansı iyi.
hem de cihazda performansı iyi. Telleri bırakıyorum. Hiç ötme var mı arkadaşlar? Cihaz açık şu an. Uğultu yok. Cihaz da hemen yanımda. Cihazı da göstereyim arkadaşlar. Cihazın dibinde çalıyorum yani. Amfi burada. Amfi ile yan yanayım. Bağlamayı da hemen yanında çalıyorum. Görüyorsunuz. Burada da sesi sonladığım halde ötme yapmıyor arkadaşlar. Cihazı iyi ayarlarsanız, üzerindeki fişmeni, kristali iyi ayarlarsanız ötme yaptırmıyor arkadaşlar. Kapağın inceliği, kalınlığı da fark etmiyor. Ustanın püf noktaları bilmesi gerekiyor. Şu an ses sondu arkadaşlar. Ses sondu arkadaşlar. Bir de arkası açık arkadaşlar. Normalde bağlamaların ötmemesi için buraya kapak takılır. Fakat bunda öyle bir gereksinim yok arkadaşlar. Şu an arkası da açık. Herhangi bir ötme falan yok. Demek ki biz bu bağlamayı iyi ayarlamışız. Sahnelik dört dörtlük performansı olan bir bağlama oldu. Buradan Mersin Anamur'dan İlhan Bey, İlhan Taşçı Bey, beyefendi güle güle kullanın. Bağlamanız gerçekten dört dörtlük, on numara bir bağlama oldu. Çaldıkça çalası geliyor. Çünkü temiz çaldırıyor bağlama. Ben bu bağlamaları hani internet üzerinden buluyorlar. Bunu yapmak güzel, bir de sevkiyatı önemli arkadaşlar. Sağlam ulaştırmak gerekiyor. Kutusunu da kendim yapıyorum. Şöyle bir kutu yaptım. Bunu da sizlere sunayım arkadaşlar. Çok özel bir kutu yapıyorum bağlamaların sevkiyatı için. Bunu da şöyle ahşaptan yapıyorum. Evet. Kırılmayacak şekilde böyle kargo kutusu yapıyorum. Sevkiyat kutusu. Bağlama bunun içerisinde emin bir şekilde, sağlam bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Bir de kılıfına koyuyorum. Bir de şöyle bir kılıf ayarlıyorum arkadaşlar. Evet, yani usta sadece bağlama ustalığıyla bitmiyor. Bunu temiz bir şekilde yapıp temiz bir şekilde ulaştırmak da gerekiyor. Hem özenli yapıyorum hem de özenli gönderiyorum arkadaşlar bağlamalar güvenli bir şekilde. Yurt dışına, yurt içine. Bu hafta arkamda gördüğünüz bağlamalar, şu resimli bağlamalar. Birisi Avusturya'ya gidiyor. İkisi Avusturya'ya gidecek. Diğeri de Almanya'ya gidecek. Hem isim yazılı bağlamalar. Hepsini aynı şekilde arkadaşlar kutusunu hazırlayıp sağlam kargo kutusu yaparak, yani her tarafından çivili ve vidalıdır. Üzerine yük geldiği zaman kırılmaz. Bir de bağlamanın yapısındadır arkadaşlar. Yani böyle sap kısmı, tekne kısmı böyle olmak zorunda. Yoksa düz bir şekilde yaptığınız zaman, kare bir şekilde veya da dikdörtgen, onun üzerine yük atıyorlar. Yükün altında kaldığı için bağlamalar kırılıyor. Bu
piramit gibi yaptığınız zaman üzerine yük gelmiyor arkadaşlar. Yük koyamıyorlar çünkü piramit yapısında olduğu için, üzerinde eşya durmadığı için, bunları ayrı bir kenara koydukları için bunu unutmayın. Bunu da özellikle kargo hazırlayanlar için söylüyorum. Bağlama kargosu göndermek isteyenler için. Dikdörtgen veya kare şeklinde yaparsanız mutlaka kırılıyor. Piramit şekilde yapın kutularınızı. Ben böyle bir fikir geliştirdim. Bunlar bu şekilde çünkü sağlam gidiyor. Daha önce denendi. Ustaların hatası, birçok usta bağlama gönderirken yurt dışına farklı yere dikdörtgen şekilde kutu yapıyor. İki sazı arka önüne koyuyor. Dolayısıyla üzerine yük geldiği için paramparça oluyor bağlamalar. Evet. Bu bir fikir arkadaşlar. Basit bir fikir. Piramit şeklinde hazırlarsanız bağlama sağlam bir şekilde gider. Evet. Benim atölye ortamımda böyle arkadaşlar. Birçok şey işte zurnasından, kabak kemanesinden, buradan gördüğünüzde kabak kemane tekneleri, kemençeler, yani atölyemde her türlü üretim tek başına yapıyorum arkadaşlar. Evet, bağlamalar, sanatsal eserlerim var. Birçok çalışmam var arkadaşlar. Evet. Bugünlük bağlamayla ilgili, Mersin'e gidecek bağlamayla ilgili tanıtımım bu kadar arkadaşlar. Daha uzun uzadıya çalıp sesini sunmak isterim ama internette de fazla uzun süreli videolar yüklemek sıkıntılı olduğu için o yüzden videolarda fazla uzun uzadıya yükleyemiyorum. Kısadan ise diyelim. Beni takipte olun. Farklı bağlamalar yine meydana çıkaracağım. Geliştirdiğim yine bağlamalarla ilgili özel teknikler var, özel işçilikler var. Onları da sizlere zaman içerisinde farklı bağlamalarla sunmaya çalışacağım. Evet. Sevgiler, saygılar diliyorum. Benden bu kadar. Hoşça kalın.